Bir daha dünyaya gelsen ne olmak isterdin diye sordular hikmet sahibine. Güldü ve bir dahası yok dedi. Bir dahası yok. Allah'ım ne büyüksün. Daha adını yazarken bile benim huzurumsun. Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. İnsan yarım kalmaz azizim, yarım bırakılır, yarı yolda bırakılır, yaralı bırakılır. Yalnızlık cahil kişilerle oturmaktan daha iyidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kendini çok beğenme, kul katında ne kendini beğenmişler var toprak altında Hazreti Mevlana. Yolun başında üzdüler diye üzülme. Yolun sonunda hesap soracak Allah var. Arının karnındaki bal ile kuyruğundaki zehri birbirine karıştırmayan Allah, senin nasibini de başkasıyla karıştırmaz. Sabret. Dua ettiğinizde çok isteyiniz. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a ağır gelmez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başkasının yerine koy kendini. Ağlayan birine gül, inleyen birine sus deme. Ağlayana omuz ver, inleyene çare ol. Ey insan! Kaf Dağı kadar yüksekte olsan da bir kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var, üzüldüğün kadar üzülürsün. Affet Allah'ım, ruhumda sen varken ben bu bedende kalmışım. Eğer zor günler yaşıyorsan, bil ki iyi günler çok yakın. Unutma, her darlıktan sonra ferahlık var diyen bir Rabbim var. Başınıza gelen her kötü olayın içinde hayırlar olduğunu göreceksiniz. Sabredin. Her şeyi Allah'tan beklemeli. O bizi boş yere bekletmez. Tasalanma, her ne kadar yaşadıkların seni derinden üzse de henüz yaşamadığın mutlu sonların var. Sabret. Ya Rabbi, derdimin içinde dermanımı görmeyi nasip et. Bir insanın kalbine sevinç koyabiliyorsan, senin de sevinçlerine cennet koysunlar. Sığınırsın alemlerin Rabbine, herkes seni sustu sanır. Allah'ım, kötü günün, kötü gecenin, kötü arkadaşın, kötü komşunun şerrinden sana sığınırız. Tevafuk diye bir şey var. Allah onu senin karşına çıkardıysa bunun bir sebebi vardır. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül öyle yol geçen anı değil, dergahtır. Paldır küldür girilmez, çıkılmaz günahtır. Kul der ki, işlerimi halledip Rabbime yöneleyim. Rabbi der ki, bana yönelin, işlerinizi halledeyim. Unutma, ellerini Rabbine açabiliyorsan, anla ki o seni dinliyor. Hakkımı helal etmiyorum diye dilini yorma.
Helali, haramı bilse zaten hakkını yemezdi. Öyle bir insan ol ki Allah seni sen gibilerle karşılaştırsın dediklerinde gönül rahatlığıyla amin diyebilesin. Ne güzel sözdür. Bana ne yaşattıysan aynısını yaşa. Kimine dua, kimine beddua. İncinenlere inşirah bahşediliyor da incitenlerin vay haline. Kalp kilitlidir. Her kalbin anahtarı farklıdır. Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz. Bir peygamber duası, Allah'ım merhametsizleri bize musallat etme. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Zira bu işin baharı var Hazreti Mevlana. Yarına bırakma, bakarsın yarın olur da sen olmazsın. İnsan sözünü yağmur gibi yumuşakça indirmeli kulaklara. Kırıp dökmemeli, damla damla söylemeli, ince ince sevmeli. Ey beni benden iyi bilen, ey bana benden yakın olan, beni bana bırakma. Allah'ım, bizleri geçici heveslerle değil, bizim için nasip ettiğin hayırlarla sevindir. Sırların gönülde kalırsa, muradın çabuk gerçekleşir. Tohum toprağa gizlenirse, yeşerir. Ansızın karşıma çıkaracağın mucizelerle, çok ihtiyacım var Allah'ım. Sadece senin ol demenle olacak mucizeler. Seni seveni zehir olsa da yut. Seni sevmeyeni bal olsa da unut. Kimi zamana bıraktı, kimi şansa, ben sana bıraktım Allah'ım. Hayatta olabileceğimiz en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince. Hazreti Ali radıyallahu anh. Ya Rabbi, benim muhtaçlığım sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç etme, kurban olayım. Benim için en güzel söz senden duyduğum bendir. İyi ki geçiyorsun zaman. Ya acının en derinime işlediği bir anda donsaydın. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. Başına gelenlerden şikayet etme, bunlar imtihandır. Hayatın imtihanı kağıt, kalem ile olmaz dostum, kul kul ile sınanır. Günah sofrasından doğrulmayanın, gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkı ile yoğrulmayanın, ona naz etmeye yüzü olur mu? Kırılmış bir kalbin hesabı, bu dünyaya ağır gelir. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi gitme o illere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamın var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme.
Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme, etme. Sıkıntı yok efendiler, dert insana yol gösterir. Unutma, senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine, işte o zaman kusursuz olursun. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gördün de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi. Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur yine de yaşarsın. Dert insanı yokluğa götüren rahvanattır. Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Ey gönül, ses etme bekle ya nasipte, Rabbine bırak. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için kendine mi kızgınsın? Toprak gibi sessiz olduğun an, bil ki şimşek gibi gökte gürlüyor feryadın. Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Demiş ki Mevlana, seni seveni zehir olsa da yut, seni sevmeyeni bal olsa da unut. Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yar denilir. Mutluluğu senle bulan senindir, ötesi misafir. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme, duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Ya al götür geri kalanımı, ya da gel tamamla eksikanımı. Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütün ak bırakmaktır. Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var. Suskunluğum asaletimdendir.
Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. İyi ki geçiyorsun zaman, ya acının derinime işlediği bir anda donsaydın. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin, dua et Rabbin seni terk etmesin. İşte o terk ederse gerçekten bitersin. Geveze birine sır söylemek, kırık testiye su koymaya benzer. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Yarın yaparım deme, bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin? Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Kolun mu kırıldı? Üzülme, belki Allah sana kanat verecek. Üzülme, çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar. Sıkıntılar gecedir, dinlen, kederlenme, sabah elbet olacaktır. Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil, bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülü verin. Şikayetçi kötü huyludur, iyi huylu şikayet etmez, tahammül eder. Hayatta en çok keyif aldığım şey kendimi haklı çıkarmak veya ifade etmek için uğraşmamamdır. Ne diyor Hazreti Mevlana? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Hiçbir mal sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz? Hiçbir can sizin değil, niye dövüşüyorsunuz? Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma, kazanmak koca bir ömür ister, kaybetmeye ise anlık gaflet yeter.
Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Bitkinin güzelliği tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin güzelliğinden gelir. İyi değilim demek ne haddimize, şükürler olsun her halimize. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Uzaklık deyip dert ettiğin nedir ki sevgili? Biz yaradanı görmeden sevmedik mi? Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar, kırılmazlar. Her şeyde bir güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler. Rabbinden bilirler. Her şeyi ondan umup, ondan beklerler. Ve susarlar, susarak konuşurlar. Bazen diyorum ki, ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum, söyleyince ne olacak, sus bitsin. Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa, bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın. Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir. İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Tıpkı dört mevsim gibidir insan. Gülerken yaza, sevinirken ilkbahara, soğurken kışa, hayalleri yıkılırken sonbahara benzer. Ne güzel bir duadır. İyi insanlara çıksın gittiğim bütün yollar. Beklenmedik anda gelen güzellikler vardır. Rabbim o güzellikleri hayatımızdan eksik etmesin. Ey yüreğimdeki fısıltıyı duyan Rabbim, sen içimdekileri hayrınla rızıklandır. Her şeyi bilen ve gören Rabbim, ben her şeyimi sana bıraktım. Her şeyin zamanı gelecek, şimdilik sadece sabır. Sana emanet Allah'ım, içimde ne varsa, dualarımda, aminlerimde, nasibimde, sen nasıl istersen öyle eyle. Tam tükenmek üzereyken Allahu Teala karşımıza her şeyin en hayırlısını çıkarsın. Benim güzel peygamberim özetlemiş, incittiğiniz ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Unutma, göğsüne saplanan sıkıntı ağlamakla değil, dua ile geçer. Umudum sensin Allah'ım, beni çaresiz bırakma. İstese de kötü olamayan insanlar vardır. Allah hepimizi o insanlara yakın tutsun. Hak etmediğin bir muamele gördüğünde, unutma o kişi senin değerini anlamadan ölmez. Çünkü el hakemdir Allah. Rabbim kaderimizdekini kalbimize, kalbimizdekini kaderimize yazsın inşallah. Amin.
Sükût bürünmüşse dillere yara derindir. Yara derinse Allah, Allah kerimdir. Sandım ki ben iyiysem herkes iyi, ben kırmazsam kimse kırmaz, ben üzmezsem kimse üzmez. Ama öyle değilmiş. Eğer imtihan oluyorsanız, bu Allah'ın sizi unutmadığının müjdesidir. Hazreti Mevlana. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hayattır yahut kefen, kahrında hoş, lütfunda hoş. Allah var, ahiret var, kabir var, hesap var, cennet var, cehennem var. Bu kadar varın arasında Müslüman hiçbir şey yokmuş gibi yaşayamaz. Asıl sorun büyümek değil ki, büyürken unuttuklarımız. Sevdiği olmalı insanın, annemiz gibi eski ahşap pencereye hayat veren çiçek gibi. Malı mülkü değil, kaşı gözü değil, hırkası heybesi de değil, merhametidir bir insanı güzelleştiren. İnsanın süsü yüzdür, yüzün süsü göz, aklın süsü dildir, dilin süsü söz. Yaşın değil, yaşadıkların öğretir sana hayatı. Ne demişler? Zengine güle güle giy, fakire nereden buldun? Dile gelmeyenler kalbin en ağır yükleridir. Birbirimizi üzmeyin, çünkü birbirimizden çok kalmadı. Berrak bir gönülden kirli söz akmaz, güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz. Yalnız dostluk sarayının çatlağı yoktur ve damı akmaz. Mutluluğu aramayacak kadar mutlu ol, mutsuzluktan korkmayacak kadar mutsuz. İyiler bir çeşittir, kötüler ise çeşit çeşit. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Hayat nefestir aldığın kadar, hayat kafestir kaldığın kadar. Hayat bir hevestir yaşadığın kadar. Asla mutluluğa giden yol yoktur. Çünkü mutluluğun kendisi yoldur. Sevgi bir tutku değildir. Sevgi birisinin bir şekilde seni tamamladığının derinden anlaşılmasıdır. Bir şey vermiyorsan bir şey alamazsın. İyi insan olamazsan iyilik bulamazsın. Mutluluk bir ömür değil, anlıktır. Çok uzak değil aslında, iki adımlıktır. Hayatın hamallığı değil, tadına varmaktır. Mutlu insanlar tanıdım, bunlar sadece neyseler, o oldukları için mutluydular. Güzel olan ne çok şey kaybettik ve yaraya merhem olan o eski insanları. Yaşlılık ne saçın ağarması ne de belin bükülmesidir. Gayesi biten ve ümidi sönen herkes yaşlıdır. Gönlü geniş insanları seviyorum, vefakar insanları, kusur kapatanları, kendi gibi davrananları, başkası olmayanları seviyorum. Yıllarla değil, dostlarla say yaşını, gözyaşlarınla değil, gülüşlerle say hayatını. Akşam olur, gün eskir, aylar geçer, yıllar eskir. Eskimeyen birkaç şey vardır hayata dair. Biri yarım, biri umut, biri sevgidir. Ve savur mayalardık, Anadolu'da bir fırın ekmek olurdu. Komşuluk diye bir güzellik tanırdık. Nereye taşındı, bilen var mı?
Sonsuz bir karanlığın içinde doğdum. Işığı gördüm, korktum, ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlığa uğradım sevdiklerimi, ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu, aradaki bölümün ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. Zamanı öğrendim, yarıştım onunla. Zamanla yarışılmayacağını, zamanla barışılacağını zamanla öğrendim. İnsanı öğrendim, sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu, sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim. Sevmeyi öğrendim, sonra güvenmeyi, sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin, güvenin sağlam zemin üzerine kurulduğunu öğrendim. İnsanın tenini öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu, sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim. Evreni öğrendim, sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim. Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmen gerektiğini öğrendim. Ekmeği öğrendim, sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini, sonra da ekmeğin hakça üleşmenin bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim. Okumayı öğrendim, kendime yazıyı öğrettim sonra ve bir süre sonra yazı kendimi öğretti bana. Gitmeyi öğrendim, sonra dayanamayıp dönmeyi, daha da sonra kendime rağmen gitmeyi. Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta. Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım. Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerektiğini aydım. Düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu öğrendim. Namusun önemini öğrendim evde. Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk olduğunu, gerçek namusun günah elinin altındayken günaha el sürmemek olduğunu öğrendim. Gerçeği öğrendim bir gün ve gerçeğin acı olduğunu, sonra dozunda acının yemeğe olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrendim. Her canlının ölümü tadacağını, her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim. Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne de unutur. Sabret, şükret, seyret. Kötülük yaptın mı kork? Çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkartır. İki şey mühimdir. Birincisi okyanus gibi bol haysiyet. İkincisi elif gibi dimdik şahsiyet. Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı. Ey can, kimseyi kırma, sözden ağır yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz. Sevgili tek olandır, gelişinde ondandır, gidişinde onadır. Sıkıntılar sevgilinin gönderdiği misafirdir, gelir gider. Önemli olan gönderenin hatrına o misafire sabredebilmektir. Bin sene de okusam ne biliyorsun diye sorsalar,
haddimi bilirim derim. Üzülme, çünkü Allah umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara buluttan çıkar. Ey gönül, ateş için rüzgar neyse, aşk için de ayrılık öyledir. Küçük olanı söndürür, büyük olanı ise daha da güçlendirir. Kalk silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise Allah'tandır. Maharet, güzeli görebilmektir. Sevenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir. Bu dünya birine şükürdür, öbürüne zehir. Birine lütuftur, öbürüne kahır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Her kötülük de nefsindendir. Ve bir gün herkes yaşayacak. Ya aldığı duaları, ya aldığı ahları. Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin. Tevekkül ve kanaat edip haline razı olana dünyalık şeyler istemeden gelir. İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini. İncinenlere inşirah bahşediliyor da incitenlerin vay haline. Ey yüce Rabbimiz, bize nasip ettiğin her yeni gün gibi gönüllerimizde hayırla bekleyen ne varsa yarınlarımızda nasip eyle. Umutsuzluk yok, dua var. Acele etmek yok, sabretmek var. İmkansız diye bir şey yok, çünkü Allah var. Aceleye gerek yok, bir şeyin olacağı varsa olur. Hem de doğru zamanda, doğru yerde ve doğru sebeple. Ne güzel demiş Mevlana, yaşamak direnmektir, sevmek ise güvenmektir. Allah herkesin karşısına güvenebileceği insan çıkarsın. Aslında farkındayım hayatımdaki sahte varlıkların. İstesem bir anda temizlemesini de bilirim. Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. Hazreti Mevlana. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder. Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra ben bu bedende neyleyim? Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen. Biz sevdik mi yer oluruz, biz sevdik mi sel oluruz, biz sevdik mi lal oluruz, biz sevdik mi, biz sevdik mi can oluruz. Kiminle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya, kıyıya o vurur. Ey gönül ses etme, bekle ya nasip de, ya nasip de Rabbine bırak. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın? Yoksa onu tutmayacak birinin uzattığı için kendisine mi dargınsın? Hayat bir nefestir aldığın kadar, hayat bir kafestir kaldığın kadar, hayat bir hevestir daldığın kadar, daldığın kadar. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana, o da sana öyle bakar. Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de, ardınca ona benzer bir iyilik, bir iyilik gelmedi. Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet, kıymet bilene ver.
Ah dilim, söylediklerin yüzünden kalpler dilim dilim. Söyleyemediklerin yüzünden de kalbim. İki şey yıkar insanı. Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı, yüreğime bıraktım, sana, sana doymadı. Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin, adı metanet olur. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Gelmez sana bir ziyan bu aşktan gönlüm. Can gitse de korkma, başka bir candır ölüm. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Beklesen olan vazgeçmeyecektir. Gönül han değil dergahtır, paldır güldür girip çıkılmaz günahtır. Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşkın bütün sırları meydandadır. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içlerinde insan yok. Nasibinde varsa alırsın, karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Ey gönül, bir sürü dostlarının yanında elbet ki düşmanların da olacak. Ama imtihan ya bu, onca düşmanın var iken seni dostun vuracak. Sen Allah'a güven, hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Gerek yok her sözü laf ile beyana, bir bakış bin söz eder bakıştan, bakıştan anlayana. Seni bekleyişimin adı yok, sadece yüreğimde lal olmuş duamsın. Ey benim yetim gönlüm, bırak gamlı düşünmeyi, sus ve sabret. Gözyaşının hesabını Rabbim sorsun, sen hakkını helal et, helal et. Aşk bilmektir ey sevgili, bir tek yarı bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayri bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir. Onun selamı ile gelen bela olsa, eyvallah, eyvallah diyebilmektir aşk. Gönül aynası saf olmalı ki orada çirkin suratı güzel surattan ayırt edebilesin. Burada malın faydası yok. Aşkla, dertle, dumanla dolu gönül lazım. İki alemde de Allah'ın baktığı yer gönüldür. Padişah daima gönle bakar. Topraktan biten güller mahvolur gider. Gönülden biten güller daimidir ve ne hoştur. Kibir, hırs, şehvet kokusu söz söylerken soğan gibi kokar. Hırs çirkinleri güzel gösterir. Yol afetleri içinde şehvetten beteri yoktur. Hırs insanı kör, ahmak eder. Bilgisiz bir hale sokar, ölümü kolaylaştırır. İbret almayı, uyanmayı Allah'tan dile, kitaptan, sözden, harften, duraktan değil. İlaç, ilaç olarak kaldıkça tesirsizdir.
Fakat içildi, yenildi de varlığından geçti mi tesir eder. En güzel şekli olan insan şekli arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz. Yazı esnasında eli görmeyen kimse kalemin hareketini kalemden sanır. İçine pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin bakımından bütün düşmanlardan beterdir. Amelin senin düşmanın senden başkası değil. Kinine uyup da suçsuzlara düşman olma. Kur'an ile dolu sandık, boş sandıktan iyidir elbet. Yüksüz sandık da fareler ve yılanlarla dolu sandıktan daha iyidir. Ey kınayan köpek, sen haf haf edip duruyorsun da Kur'an'ı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun? Her kötü ve yanlış kınama yüzünden gönlümü bozmam, işimden, sözümden kalmam. Aptallık ve bilgisizlik yırtığı yama kabul etmez. Ey öğütçü, ona hikmet tohumunu pek saçma. Heva, heves ve nefsin isteğiyle az dost ol. Çünkü seni Allah yoluna çıkaran, yolunu şaşırtan heva ve hevestir. Bu aşağılık nefis senden fani kazanç ister. Fakat daha ne kadar aşağılık şeyleri kazanıp duracaksın? Bırak artık, yeter. Aşağılık nefis eğer senden yüce bir kazanç dilese bile bu dilekte hile ve düzen vardır. Alçak nefse ihsanda bulunursan alçaklar gibi nimeti inkar eder, azgınlaşır. Nefis ahdinde durmaz, o yüzden gebertilecek bir şeydir ya. Kendisi de alçaktır, kıblegahı da alçaktır. İnsanın belalar içinde ölmesi daha iyidir. Nefis nimeti inkar eder, sapıktır. Ölümün görünüşü ölüm, iç yüzü diriliktir. Ölümün görünüşte sonu yoktur, hakikatte ise ebediliktir. Herkes güzellik, şirinlik davasındadır ama şirinliklere mihenk taşı ölümdür. Dirilme gününün gelmesinin şartı önce ölmektir. Çünkü dirilme ölümden sonradır. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur. Halk kime secde ederse onu zehirliyor demektir. Kısmeti bir saman çöpü bile değilken hırsı dağ kadar. Allah'a yüzü yok, alem yanında kadir kıymet kazanmış. Ey elinde ekmeğim yok diye gamdan ölen, Allah yargılayıcı ve merhametliyse bu korku ne? Rızık vermek Allah'ın işidir. Herkes Allah'ın takdirine göre hareket eder. Başka türlü hareket etmesine imkan yoktur. Sabır, iman yüzünden başı tac olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur. Acele şeytanın hilesidir. Sabır ve tedbir Allah'ın lütfu. Mal sadakayla katiyen azalmaz. Hayırlarda bulunmak malı zayi etmez, kaybolmaktan kurtarır. Halkın gözünü ancak sebepler bağlar. Sebepten korkup titreyen eshaptan değildir. Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de alışkanlık yüzündendir. Cömertlik, şehvetleri, lezzetleri terk etmektir. Şehvet yüzünden düşen kalkmamıştır. Bu ten alemi şehvetten kurtulan kişiden başkasına yanılta gelmiştir. Yanılta gider. Şehvete mesup olan nefs haktan sağırdır, kördür. Her devirde söz söyleyen bulunur. Bulunur ama geçmişlerin sözleri daha faydalıdır. Gönül doğru sözden huzur ve sükun bulur. Susuzun suyla hararetini teskin etmesi gibi. Hırs ve tamah insanı kör ve sağır eder. Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen hakka teslim olmadan daha sevgili ne var?
Şeytan onları azgınlık yoluna götürmekte ısrar eder. Şeyh de doğru yola götürmekte ısrar eder. Ey yoksul, zengine zekat ver. Bütün altınlar, bütün ipekler, kumaşlar yolluktadır, yoksuldadır. Artık dertten şikayet etme. Çünkü dert insanı yokluğa sürüp götüren rahvan bir attır. Zan, yıllarca kendi ayağıyla koşsa burnunun direğinden ileri geçemez. Olduğu yerde sayar, durur. Melek gibi Allah'ı tesbih etmeyi kendine gıda yap da melekler gibi ezandan kurtul. Bırakmıyor ki gönülden düşünce olasın. İstemiyorum ki gözlerde değersiz kalasın. Seni canımda saklıyorum, gözümde, gönlümde değil. Ta ki son nefesime kadar bana yar olasın. Elimde olsa cenneti ateşe verir, cehennemi de bir kova suyla söndürürüm ki geriye aşk baki kalsın. Ey seher yeli, bir semtten haberin var mı? Bir ay yüzlünün yanağından ne haber getirdin? Çalıp çağırdığın, hayhuy ettiğin günler var mı? Ey rüzgar, daha yavaş es, çünkü güzel kokuyorsun. Bu gönül işidir, kafa işi değil. Sana dilsiz, dudaksız sözler söyleyeceğim. Bütün kulaklardan, gizli sırlardan bahsedeceğim. Bu sözleri sana herkesin içinde söyleyeceğim. Ama senden başka kimse duymayacak. Kimse anlamayacak. Şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi? Anlatılmayıp yürek deşen mi? Bana güneşin adı verildi, Şems. İşte böyle başladı benim hikayem. Aşktan, mutluluktan güvenlik beklerler. Halbuki aşk son zerresine kadar kendini vermektir. Ruhundaki son zerreye kadar sevdiğin olmak istemektir. Onun için eriyecek kadar sevmek kendinden kopmak demektir. İşte ben aşk derken böyle bir aşktan bahsediyorum. Var mı onun aşkıyla ölmeye cesaret olan? Kalp mi insana sev diyen, yoksa yalnızlık mı körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. Hüzün ki en çok yakışandır aşklara. Yandık, yakıldık. Ama hüzünden yana asla yakınmadık. Ne de olsa biz masum bir peygamberin ümmeti değil miyiz? Hüzün taze tutar aşk yarasını. Yarandan da hoşum, yarimden de. Heyhat, mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi, aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan, ya da kor barındıracak yürekli. Ey sevgili, bir geceliğine değiş tokuş etseydik yüreğimizi, taşıyabilir miydin acaba bendeki seni? Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında, en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Gün gelip kar eridiğinde, dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap başka bir dağdan selam yollamaktır. Kır kalemin ucunu, bundan sonraki yolculuğumuz aşk yoludur. Aşkı kalemler yazmaz ki kitaplarda bulasın. Yalnız kalırsan yalnız olmadığını bil. Dertliysen dermanım olduğunu bil. Hiçbir şeyin sahibiyim deme, emanetçi olduğunu bil. Ey Celaleddin, talipsen yüreğime,
yalnızlığını adayacaksan bana, gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar, sen mi ateşi? El alem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz içmeden sarhoş olmuşuz. Allah senin kapından aşk sarayına birini alacaksa, o insana sen nasıl ben seni sevmiyorum dersin. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor, köle buluyor ama aşkı bulamıyor. Ey aşk, sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının acılarıdır. Şeytanda insanı özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda insani özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk. Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır. Aşksızlığından. Aşksızlığından. Aşk dediğin beklemektir ey sevgili. Kays gibi Mecnun olana kadar, Hazreti Yakup gibi aydınlığa hasret kalana kadar, beklemek, bekleye bekleye gözden olmak, sözden olmaktır. Ve beklemek dünyanın en asil eylemidir. Eğer beklenene değecekse bilesin. Aşk yanmaktır ey sevgili, yanıp kül olmaktır, kerem gibi aslına ermektir. Ateşin ortasına hesapsız girmektir İbrahim misali, ki onun gönlünün yangınıdır ateşi gülistana çeviren. Ki yanmak insanı kurtarır hamlıktan, çiğlikten. Hem ne diyordu şair, yanmışın halinden ne bilsin ham, sükût gerektir bize gayrı vesselam. Gözlerinden ayrı geçen her an yanmaktayım bilesin. Aşk bedel ödemektir ey sevgili. Bülbül gonca gülü görebilmek için her seher uyanık olmak ve güle ulaşmak için yüreğini gülün dikenine asmak, kanını akıtmak zorundadır. Ya ben yüreğimi nereye asayım ey sevgili? Çünkü aşk bedel ister, külfetsiz nimet olmaz. Beklemek bedel, ödemekse eğer, hala ödüyorum o bedeli, bilesin. Aşk vazgeçmektir ey sevgili. Mecnun gibi aklından, kerem gibi bedeninden vazgeçmek. Yardan gayrısından, cümle cihandan vazgeçmek. Yemeden, içmeden, uykudan, uyanıklıktan ve vazgeçmekten bile vazgeçmektir. Gün gelince senin için senden vazgeçmişim, bilesin. Aşk bilmektir ey sevgili. Bir tek yarı bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayri bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir. Onun selamı ile gelen bela olsa eyvallah diyebilmektir. Kızmana, gülmene, gelmene, gitmene, hepsine eyvallah, bilesin. Aşk susmaktır ey sevgili. Onun güzelliğini, iyiliğini tarif etmeye gücün yetmediği an susmaktır. Kelamın, kalemin, sözün tükendiği yerde manaya sessizliğe yükleyip susmaktır. Artık sustum ey sevgili, bilesin. Aşk dediğin susup beklemektir. Aşk dediğin. Sus gönlüm, çok dile getirme. Sen dile getirdikçe gönlüm daha da coşuyor, daha meraklanıyor
ve beklemek daha da zorlaşıyor. Sus gönlüm, çok laf etme. Az söyle ki işimiz olgunlaşsın. Az söyle ki Hakk'a karşı yanlış kelam çıkmasın. Sus gönlüm, bir elif miktarı sus. Az kaldı bahara, dayan gönlüm. Denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğin biliyorum. Beklemekten başka çare olsaydı seni durdurmazdım. İnan bana, ama yok, başka çare yok. Unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez. Çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. Sus gönlüm, bu kışın bahara dönünceye kadar, bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar ve yüzümüz vuslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar sus. Sus gönlüm, seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuku buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını anlayana kadar sus. Sus gönlüm, onun geleceğini görünceye kadar, acının bala dönüştüğünü fark edinceye kadar, onun gönlünün senin gönlüne muhabbet düğümüyle bağlandığını görünceye kadar sus gönlüm. Sebepler var edilinceye kadar, bahaneler oluşuncaya, birbirimizin nasibi oluncaya kadar sus. Sus gönlüm, bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.